sektörlerimizi anlatmaya devam ediyoruz ve şu anda gayrimenkul sektörü anlamında ziyaret edeceğimiz özel bir firmadayız. Beyaz Gayrimenkul'deyiz. Beyaz Gayrimenkul'de bakalım neler var. Şimdi yatırım zamanı mı değil mi, bunu da öğrenelim. Nuri İşli'nden alacağız bilgileri. İzliyoruz. Nuri Bey, hayırlı işler, kolay gelsin. Abi hoş geldiniz. Şöyle kısaca bir tanıyalım. Nuri İşli kimdir? Beyaz Gayrimenkul kimdir? Ben Nuri İşli. Beyaz Gayrimenkul yatırım ortaklarındanım. Firmamız yaklaşık olarak 10 yıldan beri emlak sektöründe hizmet vermekteyiz. Peki bugün şu anki bulunduğumuz dönemde, sözünüzü kestim, çok özür dilerim. Bulunduğumuz dönemde gayrimenkul yatırımı yapmak doğru mudur, değil midir? Girerken bunu sordum. Tabii, aslında şu anda pandemiden dolayı malum piyasa gerçekten çok durgun. Ama şu anda yatırımcılarımızı tavsiye edecek olun. Birikim olanlar şu an tam yatırım yapmaz. Birikim aslında tam birikim olanların şu an tam yatırım yapma zamanı diye düşünüyorum. Çünkü neden? Piyasada şu an gerçekten para sıkıntısı var. Nakit sıkıntısı var. Şu anda nakitli olan yatırımcılarımız gerçekten çok iyi yerler alıyoruz. Çok iyi yerler sunuyoruz. Satışlarımız şu anda biraz kırık ama pandemiden sonra inşallah daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ben en azından ben öyle ümit ediyorum. Şu anda işte konut arsalarımız var. Fabrika sahalarımız var. Tarlalarımız var. Arsalarımız var. Küçük yatırımcı için hani 1+1, 2+1 apartlarımız var. Var da var yani. Yani bugün tam yatırım zaman diyorsunuz. Yarın pandemi de geçtikten sonra gerçekten artık ticari hayatta canlanacak ve para döngüsü de oluşacak. Değerler de değişmeye başlayacak diyebilir miyiz? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü pandemide şu anda nakit ihtiyacı olduğu için mallar gerçekten şu an bana göre çok ucuz. Bana göre. Yatırımcılarımız da şu anda tabii nakitli oranlar iyi yerlere aldıklarını düşünüyorum. Yardımcı olduğumuz kanaatindeyim. Şu anda tam aslında pandemiden faydalanmak lazım. Yani paranız olduğunda işte altına yatırım yapmak, dövize yatırım yapmak, burada bir inişler çıkışlar olabiliyor. Ama gayrimenkulde bu hiçbir zaman olmadı herhalde, izledim ve takip ettiğim kadarıyla. Şöyle ki altının yıllık getirisi belli. Dolar euroyu tavsiye etmiyorum. Ama tarla, arsa, sanayi parçası olarak düşündüğünüzde tüm kalbimle söylüyorum, yıllık getirisi birebirin üstünde. Bak birebirin üstünde. Yani 1 liranız 2 lira. Yani 1 milyonlarınız 1 yıl içinde 2 milyon olma şansı %100 var. Gerçekten. Ama burada ne var? Emlakçıyı iyi seçmek lazım. Bizim işimiz biraz ciddiyet gerektiren bir iş. Komisyonla dönüyoruz. Tabii komisyon para sıcak olduğu için. Sektörde bazı insanların, yani meslektaşlarımız var diyeyim. Tabii tenzih ediyorum, hepsi değil ama bunlara dikkat etmek lazım. Evet, ayaklı olan emlakçılara kesinlikle katılmıyorum. Yani onları bence takılmasınlar. Tabii kesinlikle. Peki şunu da söylemek isterim. Yatırım gerçekten çok önemli. Bugün neredeyse 2 yıl önce, 3 yıl önce almış olduğunuz bir arsadır veya bir dairedir. Bugün fiyatları aynı değil, değil mi? Kesinlikle değil. Bende örnekler var. Şöyle söyleyeyim. Sanayi parselinden bir örnek vereceğim. Bunu birkaç tane örneklendirebilirim. Yaklaşık olarak 3 yıl önce satmış olduğum bir yer var. 1,5 milyonu satmıştım. Bugün yaklaşık olarak fiyatı 5,5 milyon lira civarında. Yine benden satışta şu anda yani. 3 yılda 3,5 milyon artı. Aynen. 1,5 milyon aldık. Şu anda 5,5 milyon istiyoruz. 5,5 milyon, 4 milyon. Evet. Kesinlikle doğrudur. Peki bir tane bunun gibi örnek çok ama yani yaşadıklarımı ben anlatıyorum. Şimdi koşu yolundan bir yer aldık. Yaklaşık olarak 600 bin lira civarındaydı. Şu anda orayı da 1 milyon 800 bin lira para istiyoruz. Ne kadar sürede? Yaklaşık olarak tam 24-25-26 aylık bir dönemde yani. Yani gayrimenkule yatırım yapmak her zaman doğru. Peki şu anda alışveriş yapmak istersek bu dönemde elinizde avantajlı ürünler var mı? Valla bize göre var. Ama tabii değerlendirme... Ne tür ürünler var mesela? Şimdi elimizde nelerimiz var? Kendimize ait tarlalarımız var. Arsalarımız var. Konut yapmadığımız için konutlu bir şey diyemem ama iddialı değiliz. Sanayi parsellerimiz var. Yani bunlar sanayicilerimizi tabii bekliyoruz. Gibi yani örneklendirecek olduğumuz aslında daha çok
ürünlerimiz var tabii. Yani alışveriş yapmak istiyorsanız bu anlamda avantajlı ürünler sizleri bekliyor diyebilir miyiz izleyici? Tabii tabii, buyursunlar gelsinler, biz elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışacağız. Peki bunun için nereye gelecekler? İncirpınar Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No 79 Beyaz Gayrimenkul. Demokrasi Meydanı'na çıkarken. Evet doğrudur. Demokrasi Meydanı'na çıkarken eski Doğumlu Köfte'ye geçtikten sonra 30 metre ileride sol taraf Beyaz Gayrimenkul. Telefonla bilgi almak isterlerse? Cep telefonu veriyorum o zaman. 532-366-8111. Evet, Beyaz Gayrimenkul. Son sözleriniz neler olacak izleyicilerimize? Doğru yatırım adresi Beyaz Gayrimenkul olarak diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Evet, yatırımın zamanı diyoruz. Dolayısıyla böyle bir zaman, aslında yatırım her zaman, gayrimenkul yapılan yatırım her zaman değerli. Ve her zaman hakikaten kendisini koruyan ve değerini katlayan bir sistem. Gayrimenkul yatırımı. Bu anlamda Beyaz Gayrimenkul'den Nuri Işıtın Bey'den bilgileri aldık.